Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte yumuşacık, tel tel ayrılan el açması patatesli gül böreği hazırlıyoruz. İlk önce hamuru için 2 su bardağı ılık sütü yoğurma kabına koyuyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 2 yumurta akı ilave ediyorum. Sarıların üzeri için kullanıyorum. 1 paket instant maya ekliyorum. Malzemeleri karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra mayanın güzel çözülebilmesi için güzel karıştırmamız gerekiyor. Karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Mayayı tuz ile birlikte buluşturmuyoruz. Un ile birlikte ekliyoruz. Bu mayanın aktifleşmesini geciktiriyor. Tuz birlikte ekler isek, eğer maya ile birlikte buluşur ise. Şimdi artık azar azar un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. İlk etapta kaşık ile devam ediyorum. Daha sonra kaşığı çıkartıp elim ile yoğurma işlemine geçiyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Hamuru hazırladım. Hamur 5,5-6 su bardağı un hamurumuz için bakın yeterli geliyor. Yumuşacık, ele yapışmayan bir kıvam oldu gördüğünüz gibi. Şimdi artık hamurun üzerini örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Oda ısısına göre mayalanma sürecinde değişiklik olabilir. İç harcı için 5 orta boy patates kullanıyorum. Patatesleri küçük parçalar halinde doğrayıp tencerenin içine ilave ediyorum. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve yumuşayıncaya kadar patatesleri haşlıyorum. İç harcı için 1 adet kuru soğan kullanıyorum. Kuru soğanı yemeklik doğrayıp hazırlıyorum. Doğramış olduğum soğanı tavaya ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ve soğanı yağ ile birlikte kavuruyorum. Soğanı kavurduktan sonra baharatlarını ekliyorum. Birer çay kaşığı kimyon, karabiber, tuz ve toz kırmızı biber ilave edip karıştırıyorum. Baharatları karıştırdıktan sonra haşlamış olduğum patatesleri direkt üzerine ilave ediyorum. Bakın çok yumuşacık piştiği için ekstra ezmemize gerek kalmadı. Karıştırırken ezildi ve dağıldı. İç harcımız da gördüğünüz gibi hazır. Hamurumuz da çok güzel mayalandı. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel kabardı. Puf puf oldu. Şimdi artık hamuru da açıyorum. Mayalanan hamurun havasını alıyorum. Havasını aldıktan sonra tezgaha un serpip hamuru çıkartıyorum. Ve tezgahta yoğurarak toparlıyorum. Bu şekilde iyice havası alınmış oluyor. Ve şimdi ilk önce ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra küçük bezelere bölüyorum. Toplamda 16 adet beze hazırlıyorum. Bütün bezeleri yuvarlayıp un serpmiş olduğum tepsinin içine alıyorum. Tepsinin içine aldıktan sonra mayalamada olduğu gibi bir poşetin içine geçiriyorum. Üzerini streçleyebilirsiniz de. Hava almaması gerekiyor. Bezelerin 15 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Arasına sürmek için 200 gram tereyağını eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ara katmanları için bunu kullanıyoruz. Tezgaha un serpiyorum. Dinlenen bezelerden bir tanesini alıyorum. Üzerine de tekrar un serpiyorum.
15 dakika dinlendi. 15 dakikada tekrar mayalanmaya başladı. Artık havasını almıyoruz. Bezelerimizi hazırladık. Bu daha kolay açmamızı sağlayacak. Şimdi oklava veya merdaneni ile rahat çalışıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bezemizi açalım. Gördüğünüz gibi açıp hazırladım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Katlayıp kenara koyduktan sonra bir tane daha alıyorum ve bunu da aynı şekilde açıp hazırlıyorum. İkinciyi de açıp hazırladıktan sonra üzerine eritmiş olduğum tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Tereyağını sürdükten sonra ilk açmış olduğum parçayı üzerine yerleştiriyorum. Tekrar tereyağından üzerine sürüyorum. Yağladıktan sonra 4 eşit parçaya bölüyorum. 4 büyük üçgen yapıyoruz daha doğrusu. Hazırlamış olduğum patatesli harçtan kenarına koyuyorum. Harcını koyduktan sonra ilk önce yanlarını hafif üzerine kapatıyorum ve daha sonra patatesin üzerini kapatıp rulo yaparak sarıyorum. Rulo yaptıktan sonra kendi etrafında döndürerek gül böreği şeklini veriyorum. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Bakın rulo yaparken bile inceliyor. Çok güzel bir hamur. Gül böreği şeklinde katladıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriyorum. Börekleri fırın tepsisine yerleştirdim. Üzeri için olan yumurta sarısına bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip karıştırıyorum ve böreklerin her birinin üzerine bolca sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında güzelce kızarıncaya kadar börekleri pişiriyorum. Ve artık fırından çıktı. Her katı tel tel ayrılan yumuşacık nefis bir patatesli börek hazırladık. Yumuşak börek seviyorsanız bu tarifi denemelisiniz. Böreklerden hemen bir tanesini bölüyorum ve sizler için doku testi yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kızararak pişti. Nefis bir börek oldu. Her katı da tel tel ayrılıyor. Şöyle kıvamını da gösteriyorum. Hazırlamış olduğumuz tariften de tam olarak 32 adet böreğimiz oldu. Gördüğünüz gibi yumuşacık, lezzetli, enfes bir börek. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.